Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine birkaç farklı konuyla karşınızda olacağız. Umarım bir faydamız, bir yararımız dokunur. Anlatım esnasında sürçülisan edersek affola. Değerli dostlarım, öncelikle konu başlığına geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapmam lazım. Sizler elinizde bulunan bir takım işaret, figür veyahut da oyma konularında bunların ne olduğu yönünde fikir edinebilmek için bizlerle paylaşıyorsunuz. Bir yorumlama yapmaya çalışıyoruz karşılıklı olarak. Tabii burada şöyle bir eksiklik söz konusu. Tabii ki eksiklik bizden kaynaklı. Tam olarak kendimizi anlatamamışızdır demek ki. Yani yanlış anlaşılma olmasın bu konuda. Değerli arkadaşlar, eğer ki bir figürünüz varsa, örneğin bir ok işaretiniz varsa, bu ok işaretinde yapılabilecek etraftaki keşif mantığı, ok işaretinin ne amaçla yapıldığı yönünde bir belirleme çalışması yapma anlamında gidebileceğimiz yönler, bakabileceğimiz taraflar veyahut da karşımıza çıkabilecek olasılıklar konusunda bir takım bilgilendirmeler aktarmıştık sizlere. Bunlara bakılması gerekir. Doğru mudur? Ancak bu yapılmamakta bunun yerine ok işareti direkt fotoğraf olarak çekilip gönderilerek bu nedir diye sorulmakta. Bu tip durumlarda yardımcı olabileceğimiz herhangi bir husus yok. Bir kere bunu söyleyelim. Yani sadece bir ok işaretinin şeklini çekip attıktan sonra bu ok işareti şu anlama gelir, kesinlikle budur diye bizler bir söylemde bulunamayız. Eğer bulunabilecek varsa saygı duyarız, orası ayrı. Yani bu işi o şekilde yapabilecek şey varsa ayrıdır tabii ki. Ona saygı duyarız. Lakin bizim için akılcı yaklaşım her zaman daha iyidir. Nedir akılcı yaklaşımdan kastım? Yani okun gittiği istikamette veyahut da geldiği istikamette başkaca bir işaret var mı? Çevresinde başkaca bir durum var mı? Nedir bu durumlar? Tıraşlamasından tutun, şüpheli nokta, tepeleme, çakıl yığması, taş yığması, ikinci bir işaret, birinci işaret, üçüncü işaret, farklı konumlara koyabileceğiniz birçok durum söz konusudur. Bu durumları kendiniz mesela işaretle karşılaştıysanız bu işarette bakmanız gereken şeylerdir. Yani bir oku gördükten sonra direkt okun fotoğrafını çekmek değildir. Birebir de yapabileceğimiz prensip olarak videolarda da sizlere sürekli olarak bahsettiğimiz öncelik her zaman keşfetmek. Yani o işaret oradaysa bunun oraya yapılmasının bir amacı var. Biz de bu amacı keşfetmemiz lazım. Bu amacı keşfetme yönünde etrafında araştırma yapacağız. Bu yaptığımız araştırmaları kayıt altına alacağız ve kayıtları bu şekilde söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki geri planda böyle bir araştırma yaptım. Şuna rastladım veyahut da bunlara rastlamadım. Ön planda böyle bir araştırma yaptım. Çevresinde araştırma yaptım. Lakin benzer özellikler yok. Buyurun bunlar da görüntüleri. Çünkü hani bakmakla görmek arasında yine fark vardır. Bunlar eğer bu şekilde ulaşırsa daha verimli, daha faydalı olur diye söyleyelim. Lafı uzattık. Kusurumuza bakmayın. Burada noktalayalım. Örneğin bu görselde olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, burada bir tane oymamız var. Gördüğünüz üzere. Bu tip bir oymayla karşılaştığınızı düşünün. Burası normal bir kayalık zemin. Şu kısımda toprak dolgusu. Burası bir arkeoloji çalışma alanı aynı zamanda. Toprak dolgusunun olduğu noktada bir tane bu şekilde oymayla karşılaştınız ve oymanın fotoğrafını çektiniz. Bu oymayı atın, istediğiniz kişiye atın, farklı kişilere, farklı kişilere. Her birinden farklı yorum alma olasılığınız nedir? Çok fazladır. Ancak bizim prensibimiz nedir? Etrafını temizleme, yani yüzeyde bir temizlik yapma. Bir arkeolog gibi fırçayla güzelce işaretin etrafını güzel bir şekilde temizleyip bunun etrafıca ortaya çıkarmak. Özellikle toprak yüzeyler varsa toprak yüzeylerin temizlenmesi demek. Ben oymamın olduğu bu bölümü gördüm. Bu bölümün çevresindeki şu toprak yüzeyi olan bölümü ayıkladığımda buranın blok bir taş olduğunu ortaya çıkaracağım. Şimdi birinciden ikinciye geçtim. İkinci kısım nedir? Blok taşı gördüm. Blok taşı gördükten sonra bu kısım aşağı yönlü bu şekilde düz bir şekilde kesme taş gibi karşıma çıkmışsa o zaman ikinci planda nedir? Bu taşı ortaya çıkarmam lazım. Doğru mu? Taş ne kadar büyük? Bir kapak büyüklüğünde mi yoksa devasa bir uzunlukta mı? Nereden nereye kadar gidiyor? Zaten bunu çıkarmak da en fazla 5 santim arkadaşlar. 5 santimde bitiş noktasıyla başlangıç noktasını belirleyebileceksiniz demektir. Bunu yaptığınız zaman etraflı olarak bir temizlik yaptığınızda, işaretin etrafında bir temizliği net olarak yaptığınızda karşınıza çıkacak görüntü bu şekilde. Örneğin bu bahsettiğim alanı temizlediğiniz zaman arkadaşlar bizim karşımıza çıkacak görüntü bu alanda görmüş olduğunuz gibi şu kesimleri bakın yüzey nasıl temizlenmiş. Temizlenince blok bir taş çıkmış. Normal şartlarda sadece bir oyma
şeklinde bir işaret karşıma denk gelecekti kaya yüzeyinde. Ama etrafını temizlediğim zaman bir giriş ve bu girişin üst tarafına bu kaya kütlesi, kaya parçası özellikle yüzeyi tıraşlanıp yapılmış ve özellikle üst kısma konulmuş. Muhtemel yapım mantığına baktığımız zaman daha önce de birkaç örneğini de göstermiştik. Daha fazlasıyla kullanım amaçlı olarak veyahut da bir saklama amaçlı veyahut da bir kuyu ağzı tarzında bir noktada, kuyu tipi bir noktada kapama şekilleri olarak farklı farklı versiyonları karşımıza çıkmıştır. Ancak temel prensipte yapacağımız işçilik yöntemiyle ortaya çıkaracağımız bir durum. Bu tip bir yerle karşılaştık diyelim. İşaret mantığı üzerinden direkt bu şekilde anlatmaya başlayalım. Diyelim ki arkadaşlar blok bir parça. Genelde bu parçalar yerinden hareket eder. Yani farklı bir noktada da karşımıza çıkabilir. Biraz eğimli yüzeyde eğer yapılmışsa, kapak şeklinde en son üst kısma konulmuşsa. Çünkü şuradaki derinliği görüyorsunuz. Hani burası böyle efsane bir derinliğe sahip değil. 10 santim, 15 santim bir şey arkadaşlar. Yüzeydeki toprak. Bu alan düzlük bir alan. Ama bunun eğimli olduğunu düşünürseniz bu taş bloğu yerinden hareket edebilir. Doğal yönlerle yerinden hareket edip başka bir noktaya ulaşabilir. Bu tip başka noktaya ulaşma ihtimaline karşı tabii araştırma yapmakta fayda var. Velhasılı kelam. Şimdi geldim. Ben bu noktada araştırma biçimimi yaptım. Ortaya çıkarttım. Çıkarttıktan sonra değerli arkadaşlar bu kısmı gördüğünüz üzere alt kesme giriş. Ha, bu tip özellikle oyma noktalarında şunu da söylemeden geçmeyelim. Oyma noktasının yanında böylesi bir kanal durumu. Eğer ki gerçek bir kanal varsa tabii ki buradakiler kırma durumu, bu bir işçilik durumu söz konusu değil. Onu söyleyelim. Hani şu kesimde görüyorsunuz ya onunla alakalı. Olası bir durumdur. Eğer ki bir kanal durumu görürseniz zaten kanalı takip etme kısmında da bunları sürekli olarak dile getirmiştik. Kanalın ön kısmı temizlenmelidir. Bu temizlik çalışma değil arkadaşlar. Bu temizlik bildiğimiz keşif çalışması. Bu nedir? Ne amaçla yapılmış? Bunu belirlemeye çalışıyoruz. İç kısım bu şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Veyahut da yan kısımda ilk etapta bir temizlik yaptınız ya, kaya bitim noktasını belirlediniz. Temizlik noktasında kayanın başlangıç bitiş noktasını belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra biraz aceleciyseniz veyahut da zamanınız kısıtlıysa 30 santimlik dediğimiz alt kısma doğru yani kayanın taban kısmına doğru bir çalışma yapılabilir. Burada yaptığınız çalışmada kapak gibi bir durumu ortaya çıkarttınız. Yani diğer tabana şu şekilde söyleyelim. Diğer tarafı geldiniz. Bitim kısmına kadar belirlediniz. Bitim kısmından sonra karşınıza çıkacak durum bizim için asıl önemli yer orasıdır. Nedir? Yani şu kesimde yaptığınız çalışmadan bahsediyorum. Kayanın bitiş noktası şurasını bitirdiniz. Yani bir 10 santim gittiniz. 10 santim sonra toprağa geldiniz. Normal yüzeye. Bu taşın hemen altında karşınıza ilk ne çıkıyor arkadaşlar? İlk çıkan blok şeklinde veyahut da duvar örmesi şeklinde taşlar mevcutsa burası bizim için kıymetli bir durumdur. Eğer ki bu taş başka bir noktada karşımıza çıktı, etrafında böyle bir araştırma yaptınız, araştırma neticesinde bir taş duvar veyahut da o alanı koruyucu bir çember durumu karşımıza çıkmadıysa bu taşın başka bir noktadan oynama durumuyla buraya gelme ihtimalini muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onunla ilgili olarak da şunu ön plana çıkarım. Bakın arkadaşlar bir videomuz var. Videomuzu bir izleyelim. Normal iç kesmine girilmiş. Bu kare bölümünden iç kesime girildikten sonra iç kesimdeki duvar durumunu görüyorsunuz. Bu kastetmiş olduğum duvar kuru duvar mantığında yapılmış birinci etapta. Kuru duvar mantığında örülmüş. Yani siz o kayanın bitim noktası arka kısmında yaptığınız araştırmada kapağın arka kısmını bitirdiğinizde karşınıza bu şekilde farklı duvar durumu ortaya çıkartıyorsa veyahut da bu taş başka bir bölge oynamış dedik ya, geri planına gittiniz bu şekilde sıralı bir iki taş toprak yüzeyine denk geldiğiniz zaman bu taşların bir kare, bir yuvarlak halka biçiminde olabilecek şekilde dizaynıyla karşılaşabilirsiniz. Bu noktalar saklama noktaları olarak karşımıza çıkabildiği gibi yerleşim alanı noktasında yani bir yıkıntı alanı noktasında ön kısmında bir kuyu ağzı şeklinde karşımıza denk gelebilir ki bu da yine önem arz eder. Saklama noktaları olarak karşımıza çıkabilecek noktalar arasındadır. Bir ibadethane yeri, bir kilise yakınında bir bölgede aynı şekilde benzer bir yapıyla karşılaştığınızda bu yine önemlidir. Genelde kullanım amaçlı mantığı biraz daha ön plandadır. Bunların yanı sıra, bunların olmadığı bir bölgede
karşımıza yamaç bir bölgede veyahut da düzlük bir alanda karşımıza çıkıyorsa, bunlar bir tarım arazisi bölgesinde, yani dönem itibariyle burada bir işçilik yapılan bölge şeklinde de değerlendirmesini yapabiliriz. Bu bölgeye yakın bir yerde böyle bir alan olabilir. En önemli noktalardan bir tanesi, eğer ki antik üzüm bağları veyahut da işte üzüm yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği diye tabir ettiğimiz bu özellikle ezmesi yapılan ve üzüm konusu biraz daha burada önemlidir zeytinyağına göre. Zeytinyağının önemi ayrıdır. Parasal değeri, ticari değeri ayrıdır. Ancak üzümün bir şarap mantığı çok ön plana çıktığından dolayı bu şarap mantığında da mayalama veyahut da maya artığı diye, şarap artığı diye söylediğimiz tabanda biriken mayaların değer konusunda biraz hassasız. Bundan dolayı biraz daha şey diyebilir. Bu tip noktalarda karşımıza çıkabilecek bir yapı taşı şeklinde de ilk etapta karşılaşabileceğiniz bir durum olduğu için, eğer ki böyle bir durumla karşılaşırsak sizlerden ricam, araştırma mantığı olarak bu tip yerleri ön plana çıkartarak söylüyorum. Bu noktalarda muhakkak surette araştırma yaparken bahsettiğim şekillerin tamamını uygulamaya çalışalım. Buna göre bir hareket planı çizelim. Örneğin ikinci bir videomuza geçelim. Yine bu karayolmadan iç kısma girdik. İç kısımda taban yüzeyinde araştırma yapıyoruz. Yani hem taban hem duvar noktasında araştırma yapıyoruz. Bakın, kayanın olduğu nokta, üst kısım giriş noktası daha çok göründü. Bu noktada itibariyle taban kısmında, yani alt kısımda bir takım malzemeler, bir takım yerlerde zaten kendini gösteriyor. Onları çok fazla göstermeye gerek yok. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Şu üst kısım kapak noktası. Kapak noktasının hemen alt kısmındaki taş bloklarını görüyorsunuz. Bunlar, bu taş blokları Anadolu coğrafyasında özellikle yıkıntı alan bölgelerinde olabilir, işaretvari yerler veyahut da işaretlerin olduğu noktalarda da olabilir. Farklı noktalarda aslında çok fazla karşımıza çıkıyor. Lakin biz önemsemiyoruz. Önemsememe kastımız da, belki bu zamana kadar aradığımız unsur hep bir oda olacak. Yani odalar olacak. Veyahut da işte yerin altında, kayanın içinde bu şekilde bir şey, oda sistemi aramaya meyilli olarak ya da yönlendirme bakımından baktığımız zaman, işte şurada bir oda var, burada şu var, burada şu var mantığıyla sürekli olarak bir yönlendirmeye gittiğimizden dolayıdır. Aslına bakarsanız işaretten çıktık. Bir işaret sistemimiz var ve bu işaretten yola doğru çıktık. Arazide karşımıza 3-4 tane taş çıktı arkadaşlar. Ancak arazi yapısına göre 3-4 taş şuradaki gibi, mesela 1, 2, 3, 3 tane taş var. 3 taşı gördük. Arazide karşımıza çıktı. Topraktan az çok kendini belli etmiş. Yapı itibariyle bizlerin nedir? Gözlem mantığımız ön plana çıkacak. Buradaki gözlem mantığından kastım, bu taşlar birbirlerine çok yakın olarak veyahut da kilitlenmiş, birbirine yapıştırılmış şekilde karşımıza çıkıyorsa, hele hele arasında böyle bir farklı bir sıvama gibi, Horasan olmayabilir, harçlama gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaşmışsak, ki bu karşılaşma ihtimali taşların üzerinde yapacağınız inceleme ile ortaya çıkartır kendisini. Böyle bir durumla karşılaşmışsak hemen bu taşların olduğu yerde taşlar herhangi bir geometrik şekil ortaya çıkartıyor mu bakmamız lazım. Bu geometrik şekillerin en sık karşılaşılanı ya halka modelidir arkadaşlar veyahut da kare dörtgen modelidir. Bunların yanı sıra benzer şekildeki taşlar mezar noktalarında, eski dönem gömülerden tutun, yeni dönemde işte mezar taşlar yaptırılmadan önce bizim günümüz gömüler için konuşalım. Mezarların etrafı aynı şekilde bir taş dizilimiyle yapılırdı. Bu taş dizilimi mantığında da mezar mantığı da arayabileceğiniz bir durumdur. Bu yine sunuş anaklarından yola çıkarak eski dönem, ilk dönemden tutun işte çağsal dönemlerle birlikte değerlendirin. Sunuç anaklarının birebir ifade ettiği yerler de karşımıza çıkar. Özellikle fakir mezarı diye isimlendirdiğimiz, hani mantıktaki fakir mezarı diye isimlendirme mantığımız da işaretin işte kötü bir işçilik barındırmasından kaynaklı olarak. Yani bu tam olarak yanlış anlaşılmasın diye böyle biraz hassas durmaya çalıştım. Böyle bir durumla da karşı karşıya gelebiliriz. Ama temel prensipte baktığımız zaman, bizler bir işareti gördüğümüz zaman, işte küçük bir kare oyma gördüğümüz zaman tekil anlamlar yüklemeyelim.
Çözüm yöntemlerini birden fazla bilelim, birden fazla çözüm yöntemiyle hareket etmeye çalışalım. Bu yüzden de keşif mantığı her zaman önem arz ediyor. Biz bu keşif mantığına göre hareket ettiğimiz zaman, karşımıza çıkacak farklılık arz edebilecek en ufak şeyi incelediğimiz zaman alanda, emin olun arkadaşlar, yani fikir alma noktası veyahut da birilerine sorma noktası en son noktaya kendini atacaktır artık. Çünkü o arazide olan sensin. Ve o arazide olan sen olduğun için arazinin yapısını sen görüyorsun. Etraftaki toprak yapısından kaya yapısına varana kadar, taş yapısına varana kadar. Bu taş yapılarına göre farklılık arz edebilecek taş kütlesidir, kaya parçasıdır. Bunları da sen görüyorsun. Bunların ayrımını senin yapman lazım. Anlatabilmişimdir umarım yani buradaki mantık çerçevesine. Bunun yanı sıra eğimli noktalardan bahsettik ya arkadaşlar. Eğimli noktalarda özellikle toprak yığını aşağı dere noktası gibi bir yere kaydığını düşünün. Bu tarz bir alanda gidiyorsunuz ve bu tarz alanlarda karşınıza oyma şekilleri çıktı. Birkaç farklı oyma var. Oyma şekilleri çıktı ve siz bu alanda araştırma yapıyorsunuz. Araştırma yaparken şu hususu, yani şu görsel şeklini aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Nedir bu görsel şekli? Toprağın içerisindeki birbirine yakın kayalar, kaya parçaları, taş parçaları. Özellikle bu taş parçaları buraya toprağın kayması için mi tutturulmuş veyahut da belli bir şekil verilerek mi yapılmış? Bu tip durumların belirleyebildiğimiz kadarını belirlemeye çalışalım. İşaretli bir bölge, yaşam kalıntısı olan bir bölgede bunlara dikkat etmemiz lazım. Yine tarımsal alanlar veyahut da tarım alanları için kullanılan yokuş noktalarında bunları çok fazla örnekleri var Anadolu coğrafyasında. Yani eğim noktası fazla olan bir yere suyu varsa işte veyahut da toprağı zenginse bu tarz noktalar arkadaşlar taşlarla böyle sekiler örülerek bu sekilerin geri kısmı dolgu toprakla doldurularak buralarda üzüm yetiştiriciliği veyahut da çeşitli besinlerin veyahut da bitkilerin yetiştirildiği alanlar yapılmaktadır seki şeklinde. Mesela Antalya'da falan bunun örneğini görebiliriz. Farklı coğrafyada yani farklı Anadolu'nun farklı yerlerinde de benzer şekilde örnekleri var. Bu harman yerine benzer arkadaşlar. Harman yeri oluşturmak için etrafına taşlar koyarsınız, üstündeki toprağı düzenlersiniz, tesviye edersiniz ya. Benzer şekilde böyle bir durum söz konusudur. Bu tarz yerler kullanım planı ön plandadır. Bu tarz yerlerin bir kuyusu genel itibariyle vardır. Bu tarz bağ noktaları ise bir ezme yeri, bir masire diye tabir ettiğimiz bir noktası vardır. Buraları bulmanız gerekir. Bu bulmalar veyahut da işte bunları belirlemek için temel prensipte sen bu taş örgüsünün bir toprak yığınını tutmak için veyahut da arka kısmını düzleştirmek için tasarım amaçlı olarak, bilinçli olarak bu şekilde yapıldığını belirledikten sonra etrafta arayabileceklerine geçmen lazım sıra olarak. Yani sen o duvar şeklinde veyahut da kuru duvar şeklindeki alanı fotoğrafını çekip bu nedir diye sorduğun zaman buna ben kendi fikriyatım olarak birçok nacizane yorum yapabilirim. Arkadaşlarımız birçok yorum yapabilir. Farklı kişiler atarsınız onlar farklı yorumlar yapabilir. Ama siz bunun etrafıyla birlikte değerlendirdiğinizde bir hani o yüzden bu noktaları çok önemsiyorum. Hani bilgi dağarcığınızı şöyle yokladığınızda ya bu Bizans döneminde benzer şekilde yapılar vardı. Bu yapılar bunlarla alakalı olabilir veyahut da işte bu noktalar bir yetiştirme, tarımsal bir faaliyet için kullanılmış alanlar olabilir. Bundan dolayı da böyle duvar örgüleri yapılmış. Bu duvar örgülerinin olduğu bölgede o zaman benim aramam gereken nedir? İşte buradaki yetiştiricilik bir üzüm yetiştiriciliği veyahut da bir zeytin yetiştiriciliği şeklindeyse örneklemeler bunlar üzerinden daha çok görüyorum ki Anadolu coğrafyasında bu ikisi biraz daha fazla. Bunların olduğu noktada bir ezme noktası olacak. Yani ben burada halka şeklinde bir oyma biçimi gördüm genişçe ve bir kısmında da delik gördüm. Demek ki bu kullanım amaçlı yapılmıştır. Bunu bir define gömü işareti değildir. O zaman ben bunun saklama alanını bulmam lazım. Bunun bir mahzen yeri vardır. Mahzenini bulmam lazımdır. Bu tip noktalarda kaya mahzenleri de vardır arkadaşlar. Kaya mahzen tipi dediğim şeyler de kütle kayanın tamamı bir şekillendirilmiş şekilde de karşımıza çıkabilir. Yani tamamı düzleştirilmiş bir yumurta biçimi verilmiş veyahut da yumurta biçimine yakın şeklinde de yapılmış olabilir. Bu biriktirme alanları, iç kısmı boş olarak birkaç örneği de var. Bunun örneklerini göstermiştik sizlere, bilenleriniz bilir. Bu mantıkla hani işareti gördüm, çevresini araştırdım.
işareti gördüm. Olabilecek veyahut da bana anlatabilecek ne varsa aklınıza gelebilecek her şeyi deneyin arkadaşlar. Keşif mantığı yapıyorsunuz sonuçta. Ve keşfi bitirmeden hiçbir çalışma zaten çalışma aşamasına geçmek olmaz. Keşif mantığı yapıyoruz. Bizim için çalışma kısmı önemli değil. Bizim için farkındalık keşif mantığı. Bu keşif mantığında işareti gördüm. Gördükten sonra önüne baktım, arkasına baktım, gerisine baktım, sağına baktım, soluna baktım. Ok işaretini görünce çevresinde arayabileceğim neler vardır? Veyahut da ok işaretinden örneklemeyle çıktığımız için bunun üzerine söylüyorum. Ok işaretinin olduğu bölgede çevresinde kaya etüdü yapılmış mı? Kaya düzlemleştirmesi yapılmış mı? Okun gittiği yönünde ne var? Gerisinde ne var? Bütün bunlara bakarken, keşif yaparken işin içinden çıkamadınız diyelim. Baktınız herhangi bir şey net olarak belirleyemediniz. O zaman sizden şunu rica ediyorum. Aynı şekilde tekrardan aynı alanı yapın, keşif yapın. Bu sefer keşfinizi kayıt altına aldın. Kayıt altına aldığınız bu keşfi bizlerle paylaştığınız zaman işte o zaman biraz daha yardım konusu biraz daha genişler arkadaşlar. Biraz daha net yardımlar sizlere söyleyebiliriz. Bu yardımdan kastımız yanlış anlaşılmasın değerli dostlarım. Sadece işaretin yapım mantığındaki fikriyatı, hangi amaçla yapıldığı yönde sizlere fikir edinmek için söyleyebileceğiniz bir yardımdır. Farklı bir konuya yorulmasın. Tabii bu anlattıklarımızın tamamı bunlarla alakalıdır. İşaret ne anlama gelir, nedir, ne değildir veyahut işte bir izinli kazı almak için bu işaretler uygun mudur, değil midir gibisinden hani bir ufak fikir almak şeklinde düşünebilirsiniz. Bunun dışında kaçak kazıdır, yasa dışı kazıdır veyahut da işte benzeri yani Allah korusun o işlerden uzak durun arkadaşlar. Ne yanında ne yakınında bulunun. Bizler tarihine sahip çıkan insanlarız. Tarihin gölgesinde hani geçmişteki şeyleri bilmemiz lazım ki, medeniyetleri bilmemiz lazım ki, bastığımız toprakta kimler yaşamış, nasıl hayatlar geçmiş, bunlara meraklı olan insanlarız ve bunları keşfetmek için hareket eden insanlarız. Bunun dışında herhangi bir şekilde yasal olmayan bir işin içerisinde ne bizler bulunuruz ne de sizler bulunun arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin diyelim. Burada nokta alıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli dostlarım. Umarım faydalı bir kısa video olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım.